Merhaba arkadaşlar, Kanatlı Hobi Fasa kanalına hoş geldiniz. Bugün Balıkesir'in sayılı isimlerinden Sedat Bey'in kümesindeyiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Öncelikle teşekkür ediyorum, bizleri kabul ettiniz, zaman ayırdınız. Şöyle bir baktım ben, önce her zamanki gibi hayvanlara. Maşallah çok güzeller fizik olarak. Şurada dışarıda ferikler var. İleride feriklere baktım, ya böyle horoz gibi, piliç gibi duruşları var. Evet. Genelde böyle kalemli hayvanlar mı var sizde? Ekseri kalemli hayvanlar bakmaya çalışıyoruz. Yani boydan avantaj olsun diye. Avantajlı olsun. Yani boysuz hayvanlar bakılıyor mu? Bakılıyor. Yani hepsinin kendine göre bir meziyeti var. Meziyetlerine göre ayırıyoruz işte. Maşallah yani, maşallah. Ekseri de boylu yavru almayı düşünüyoruz yani. Şöyle ulaşıyoruz. Çok güzel ya. Şöyle geçelim mi içeri? Tabii buyurun. Bu işimiz böyle. Sezonu biraz kapattık. Şöyle hemen hemen 50'ye yakın kümesimiz var. Yani sezonda şurası dolu muydu? Doluydu. 50 horoz vardı burada. Vardı, ya. Rahat vardı. 50'den fazladı bir de. Yani bizim şöyle söyleyeyim. Bu burası değil. Ekstra iki tane daha kümesimiz var. Yani orada da kendi bakıcılarımız var, bakıyorlar. Sağ olsunlar. Toplamda kaç kümes var yani? Şöyle söyleyeyim. Burada şu an hemen hemen 30'a yakın kümes var. Yan tarafta da var bizim bir ufak bir kümesimiz. Orada da işte istisna hayvanlar gelecek, büyüyecek olan yavruları oraya alıyoruz. O taraf alıyoruz. İşte şöyle söyleyeyim. Daha bozuk. Buralar da doluydu. Yani kitaplar da vardı. Şimdi yaz geldi. İster istemez sandviç konumumuz var ama ne kadar da sıcak etkiliyor hayvanı. İster hava alması lazım. Şimdi hava almayan bir kümes bütün hastalıkları alır. Çiçeği yani onun için mi şu üst kısmı boşaltınız? Tabii ondan üst kısmını boşalttık. Ya biraz da bunlar ilgi alaka isteyen hayvanlar. Şöyle söyleyeyim. Yavrularımız var. İstisna yavrularımız var. Hani kendimizi bizi güzellik yarışmalarına katılıp da derece alan horozlarımızın oğulları var. Bunun ismi mesela Poyraz. Oğlumun ismi. Ay maşallah. Poyrazlar dediğin zaman Türkiye herkes tanır. Güzellik yarışmalarında. Maşallah maşallah. Bunu da seneye bıraktık. Allah nasip ederse seneye yarıştıracağız. Zaten bunun da şu an Temmuz yavrusu. Tam yaşında ama seneye durması daha iyi. Yani rahat. Vallahi ben hayvan biraz da temini yapacak, şeyini yapacak. Oo, ilgilenecek. Neşesi yerinde. Evet. Ya ilgilenirse çocuk aynı bir çocuk. Yani çocuğun nasıl evde ilgileniyorsun, işten geldiğin zaman gezdiriyorsun, şey yapıyorsun. Ya neşesiz hayvan olmaz zaten abi, neşesiz olacak. Zemine ne seriyorsunuz? Zeminde şöyle söyleyeyim biz. Ya kışın talaş koyduk ama talaşın baktık bir tonu daha fazla. Ondan sonra şeyini bu sefer temizliğini bir ton biti temizlemek için uğraşıyorsun. Onun için bitini temizledik, ilaçlar kullandık, en son mazot attık. Yani hürmüzle hürmüzle yaktık. En sonunda kuma karar verdik. Kum koyuyoruz. Hem temizlemesi de kolay oluyor. Mesela şöyle daha doğal. Hemen elinle alabiliyorsun yani rahat rahat. Hayvanın altına. Hayvanın altı kum, pis. Kalın kum herhalde evet, biraz. Evet kalın kum. Bu inşaatçıların kalın sıvada kullandıkları kum. Hem temizlemesi kolay oluyor. Hem hayvanın altı temiz kalıyor. Ya şimdi hayvanın altı yaş olduğu zaman pis olduğu zaman hayvana da etkiliyor. İnsan gibi. Tabii, ya ciğerleri bitiriyor. Ya nefes darlığı yapıyor. Mutlaka. Ekstra temiz olmaya çalışıyoruz. Hani. Hep yeni duruyordu. Kümesleri yeni mi yapıldı? Kaç yıllık bunlar, bu kümesler? Kümesler 2 senelik. Yani plastik kümesimiz de var gördüğün gibi. Ya şimdi plastik kümesle biraz daha bir tonu daha az olur. Tutunacak şey olmasın. Ama tatlı kümeste söyleyeyim hafif bir çatlak olduğu zaman içine yumurta bırakabiliyor. Sen ne kadar da temizlik yaparsan peki yap. Bu küme plastiklerden memnun musunuz plastik kümeslerden? Ben plastik kümeslerden memnunum. Ya ki ben şeyi düşünüyorum. Hani plastik ya hiç insanda olduğu gibi bir elektrik akımı var. Gerçi hayvan dışarı çıkınca onu atar zaten evet, değil mi? İster istemez toprakta gezdiriyorsun yani. Hayvan insanda da elektrik fazla olduğu zaman yürüyerek gittiği zaman toprakta elektriğini alıyor. Bu yavrumuz da sevdiğim bir abi Adana'dan gönderdi bize. Bu senin ürkek herhalde. Biraz daha eldek değil. Sezon olmadığından fazla da şey yapmak istemiyoruz. Hayvan tüyü de. Maşallah yani maşallah. Strese girmesin diye. Yalnız teşkilat düzen 10 numara. Evet. Allah nazardan esirgesin. Bu da yan pesimiz.
Bunun da bu sene güzellik yarışması 3 derecesi var. Oo. Biraz rahatsızlandı işte. Seneye bıraktık. Ondan şeyi güzel mesela. Bu yan festlerin iyileri çok iyi oluyor diyorlar. Doğru mu ya? Eli evet. Çok büyük, katı elli olur diyorlar. Ya şöyle söyleyeyim. Yan festlerde biraz daha şekerlilik mesela değil, dayanıklık daha iyi. Bir de elleri sistemleri de güzel. Hani şöyle söyleyeyim. Biraz da bizim eskiye de dayanıyor yani. Yerli kanlardan onlardan esintiler var. Esintileri var yani. Bana ibik yapıları çok güzel gelmiyor bana ama çok yetenekli hayvanlar bunlar. Evet. Ya şöyle söyleyeyim. Ya şimdi özellikler oluyor. Yaprak gagak oluyor. Oluk gagak oluyor. Ya şimdi illa bir ırsiden gelen bir şeyi verebiliyor hayvan. Mesela şimdi söyleyeyim. 7 sülale ileriden bakmışsın horozun geldiğinde kırmızılık var ama illa bir tane istisna beyaz da çıkabiliyor. Bunu şey tabii soydan. Yani. Soyda ne varsa illa onu atıyor. İyiyle eşleştirip de iyi çıkacak diye bir şey yok. Garantisi yok garantisi bu işin. Garantisi yok. Yani denene geliniyor yani. Aşama aşama. Bu arada yem olarak ne veriyorsunuz? Ben şu an buğday veriyorum. Bu bölgelerde buğday tercih ediliyor evet. Yani. Normalde kümesimiz çok sıcak olsa biz hayvan önünde buğday tutmuyoruz. Akşamdan ıslatıyoruz bir kovaya. Kova daha kabarıyor. Kabardığımız için hayvanın yiyebileceği kaç gram? Maksimum 150 gram. 150 gram ağaçların ısında koyuyoruz. O hayvan onu oradan zaten şeyi yapıyor. Yazın zaten hayvan yiyebilmez. Ya sabah serinlikte yer ya da akşam gün batımına doğru yer. Sıcakta yemiyor. Evet. Gel bakalım. Bu da hiç eli sevmiyor. Yani böyle söyleyeyim. Eli sevmeyen hayvanlardan bir tanesi. Bu da tüyde. Bu sene güzel maşallah şeyleri var. Buradan da Emre abime de çok selam söylüyorum kendisine. Oğlum ne diyorsun? Şöyle söyleyeyim. İşte gagası gitti. Gagada yani sorun var. Mesela kendisi biraz şey yapmış tavuklarla. Bizim bir tane tavuğumuz var maşallah. Horoz gibi. Onu da çekeriz, onu da çekeriz. Şey yok. Onu da buradan selam söyleyeyim. Burada işte 3-4 güzelliği var. Hatta damızlık basmanı taşıyor. Şu an damızlık atıyorum sana. Eylül-Ekim gibi başlarız artık. Normalde ocak yavrusu almayı tercih ediyoruz ama ister istemez biraz da hayvanın fazla olduğu zaman her ay şey yapmaya çalışıyoruz. Yani her ayın bir yavrusu olsun mesela. Şimdi burada mesela dikkat ediyorum yaz dönemi bayağı sıcak. Kış dönemi de ılık mı oluyor o zaman? Ya kışın biraz burası daha serin geçer. Yani şöyle söyleyeyim. Burada atıyorum 2 ay iyice soğuk olur. Ondan sonra Eylül, Ekim'den sonra başlar biraz daha havalar düşmeye. Buranın şeyi biraz öyle Akdeniz iklimi değil de nasıl diyeyim Marmara'yla Ege arada bir yerde kaldığı için şey yapıyor yani. Peki şeyi de soracağım merak ettim ya. Aklıma gelen ilk oldu. Ben Burhaniye'deyim şimdi. Ya her gün rüzgar var. Zaten boşuna o rüzgar tribünleri kurulmamış. Evet. Yani mesela horozu dışarı çıkaracaksınız güneşlenmeye falan. Rüzgar etkilemiyor mu bunu? Şöyle söyleyeyim. Çok hava sıcaklarda fazla şey yapmıyorduk. Yani kışın mesela rüzgardan kaçınmaya çalışıyoruz. Şöyle arka tarafımızda gezdirme kafeslerimiz var bizim. Hani atıyorum sana 7 tanesi çok rüzgarlı olursa çıkarmıyoruz. Ama burada da rüzgarsız an yok şu an. Ben geldiğimden beri. Rüzgar dokunmaz abi. Şu anki ama kışın koyrazlar sert estiği zaman ister istemez hayvanda burun takıntısı şey. Hani şey derler ya horoz rüzgarı çok sevmez gibi. Aynen öyle. Aslında tüy onun özelliği var. Rüzgarı almaz ama bunlar biraz daha dışarıda gezen hayvanlara göre yani. Arkadaşlar devamlı 7-24 açık olan kümesler var. Yaz kış gezer. Ama bunlarda öyle bir şey yok. Bunlar çünkü yani şöyle söyleyeyim. Devamlı kapalı kümeste kaldığı için ister istemez etkileniyor yani. Mesela şimdi bir hayvanı bırakayım ben burada. 10 gün ellemeyeyim. 10 günde zaten ya kilo verir ya kilo düşer. Yani ister istemez şey yapar. Ya bu hayvanlar her gün günlük bakılması gereken hayvanlar. Ya şöyle söyleyeyim. Değil mi? Bizim burada 50 tane gözümüz olduğu zaman biz buraya 2 kişi girip hani sabah 9'da girip akşamüstü 5'te 6'da gittiğimiz zamanları biliyoruz. Yani o kadar. İster istemez bir oraza kimisine 15 dakika 20 dakikada ayırıyorsun. Kimisine geliyor yarım saatte ayırıyorsun. Şimdi bir tane de değil yani
uğraşacak şeyin oluyor. Bir de hayvanı şimdi gezdiriyorsun, tozduruyorsun. Koşturmasını sağlıyorsun. Bu sefer hazırlamak da şey yani bir horoz hazırlamak da öyle kolay kolay. Baba bir insanın yani bu işten iyi canlaman lazım. Zahmetli ve ustalık evet, isteyen bir iş hakikaten. Aşama aşama gittiğin için bunun ilaç tedavisini yapıyorsun. Hayvanın yaz mesela kışın sıçtığı boktan bile hayvanın rahatsız olduğunu anlayabiliyorsun. Tabii tabii. Doğru diyorsunuz yani. Toplam kaç dediniz tüm kümesler dahil? Burası diğer? Şu an şöyle söyleyeyim 35 göz var. 15 göz de yan tarafımızda var. Orada da biraz işte böyle civcivli hayvanlarımız var. Ekseri birbirlerinden uzak tutmaya çalışıyoruz. Şimdi ister istemez anne koruculuğu olduğu için civcivler birbirine karıştı zaman bu sefer tavuklar da... Şeyi ne yapıyorsunuz şey ya? Yapıyor. Yani bunların civcivlerin liderlik mücadelesi oluyor ya. Evet. İşte onda nasıl bir yöntem? Liderlik masalı olmaya başladığı zaman şimdi bizim ister istemez bakıcılarımız var. Zaten başladılar mı birbirine şey yapmaya çalışıyor. Ayırıyoruz. Yani ne kadar da olsa unutturmaya çalışıyor. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi bunlar bu boya geldi. Biz de hemen pirinçleri ayırırız. Horoz ferik ayrılıyor. Zaten ortalığı karıştıran da pirinçlerdir. Pirinçleri ayırmaya çalışırız. Klipslerine takarız. Hangi tohumun hangi horozdan çıktığını atıyorum renk renk takarız. Yazarız renklerimiz vardır. İşte şu tohumdan 5 tane yavru çıktı. Bunun 3'ü kız, 2'si erkek. Ayaklarının herkesin kendi rengi vardır. O renkten gideriz. Bir şey yaparız. Yani... Tahminen ortalama bir şey olarak senede kaç gürk yavru alırsınız? Senede bizim burası biraz ekimle başlarız. Mart, Nisan, Mayıs istisnadır aldığımız hayvanlar. Şöyle söyleyeyim. Bir de bizde tavuk da çok. İster istemez bir yere yatıyor. Gidiyor basıyor. Sen tavuğu takip edemiyorsun. Horozları takip etmiyorsan tavukları da takip ediyorsun. İçinde bir tane damızlık horozum vardır. Çıkıyorum karışıyor ama bazen karışıyor. Ama sonuçta hepsi yine kendi hayvanı. Şöyle söyleyeyim. İstisna tavuklar vardır. Kümesten hiç çıkmaz. Onlar devamlı kümestedir. Alacağın horozu bilirsin. Yani çekecek bir sistemini bilirsin. Hangi sistemde hangi şey. Bu tavuklu bu horoz uysa nasıl bir yavru çıkar. Onları bilmek de önemli. Yani uyup uyumayacağı. Tamam uyar mı? Bir sistem uyuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Yani, tabii uymayanlar da oluyor yani içinde çıkabiliyor. Bu sefer de ne yapıyorsun? Bu sefer başka bir kanaldan. Yani, bu sefer çıkarıyorsun. Oğlan kardeşleri derecelere giriyor. Bu sefer derecelere girdiği zaman İster istemez sen o tavuğa yöneliyorsun yani. Diyorsun tamam bu tavuklu boğruzuymuş buna devam edeyim. Evet. Öyle de şey yapabiliyorsun. Zaman ben, alan işler değil mi? Evet ya şimdi söyleyeyim. Bir horozun güzellik yarışmasına çıkması için şöyle söyleyeyim. 14 ay 15 ay yani kemiğine oturup şeyini böyle kendi buyruk düzünü süs kuyruklarını mis kuyruklarını böyle düzmesi güzellik yarışmasına katılması yani 14-15 ay değil. Bunu sen senede 100 tane yavru aldığını düşün. Şimdi evet. Senin bunu 10 dakikada ayırsan akşama yani. Kadar kümesten çıkmaman lazım. Evet. Bu sefer de biz ne yapıyoruz? Sağ olsun arkadaşlarımız var. Onlar da sezonu kapattık biraz kendi işlerine yöneldiler. Arkadaşım biz burada 2 kişi 3 kişi ekseri şey yapıyoruz yani. Akşama kadar kümesteyiz. Peki bit olayından bahsetmiştik. Siz ne kullanıyorsunuz bit mücadelesinde ilaç olarak? Şöyle söyleyeyim. Jennifer kullanıyorduk. Jennifer'ın da biraz etkisinin azaldığını düşünüyorum. Belki düşüneceğim arkadaşlar vardır. Yani nasıl diyeyim. Bitler de mi evrim götürüyor acaba bağışıklık kazanıyor o ilaçlara? Onu çok ilaç denedik. İşte şöyle söyleyeyim. Dışarıdan ilaçlar götürüyoruz. Mesela. Şu şeyi kullandınız mı? Ya artık çok popüler bu. Exalt'u. Exalt kullandık, şey kullandık. Şöyle bir ilaç kullandık. Yani onu ben de denedim. Reklama ayaklarına sıkıyoruz. Hani hayvan bir şey olmasın diye. Bunu kullanıyoruz. Tavsiye ederim. Biraz şey seviyorum ben. Şöyle söyleyeyim. Ben bir de dışarıdan fabrikasından getirtirme şey yapıyorum. Bunlarda da hemen hemen bir kilo var. Ben de aldım ya. Ben de Kubilacı'dan almıştım toz ilaç. Onu kullanmıştım. Bunlardan kullanıyoruz. Ondan sonra sıvı ilaçlarımız var. Onlardan kalmadı mı? Herhalde kaldı mı bilmiyorum. Onlardan kalmamış. Onlardan kullanıyoruz. Ekseri
böyle bitten derdi olan arkadaş, hani ben kümesinde bit var ama arındıramıyorum dediği zaman, abi bir tane kümesinde küçük bit, bir tane şallama, şallaması olacak. İlacını attı. Bir tane başladı, kümesi de çıkmaya başladı. Hemen şallamasını aldı, kümesi de yakacak. Birinci gün, dördüncü gün, yedinci gün. Yani ben kümese bit ilacı attım. Kümese bitim gelmez işte, biraz rahatım. Altı ay rahatım yok. Üstünde öyle yok. Yok yok. Birinci gün, dördüncü gün, yedinci gün. Bunun üstüne basarak söylüyorum. Ondan sonra mazotunu alsın. Mazot biraz daha şey geliyor. Hani hayvanda da şey yapmıyor. Biz mesela şöyle söyleyeyim. Plastik kumuşlarda çok nadirdir. Hayvanın altını temizlemezsen, bok yığılır kalırsa, hayvanın dışkısı yığılır kalırsa. Peki burada şuralara girmez mi bitler? Şu? Giriyor, giriyor. Bunları da işte dediğimiz gibi ekseri ilaçları buralara sokuyor. Zaten kümesinin içini gördüğünüz gibi pürüzsüz. Evet. Önemli olan senin dikkat edecek olduğun yerler zaten bu aralar. Bu aralara dikkat ettiğin zaman bir şu aralar plastik kümeslerde, geçmelilerde. Mesela bizimki bunu ben sök, iki dakikada bozup değiştirebiliyorsun. Değiştirebiliyorsun yerini. Ya biz de şöyle söyleyeyim. Yer kendimizin olmadığını kiracıyız. Allah'a şükür burada hemen hemen iki seneden beri şey yapıyoruz. Bu sefer horoz beslediğimiz için de bazen yerde bulma sıkıntımız oluyor. Bunlar işte bozuyorsun, yeniden yapıyorsun, düzen kuruyorsun. Seyyar olması lazım. Hayır, bunlar hepsi bak, bunlar da geçmelidir. Bunların hemen yanında şeyleri var. Sökersin, burada dört parça ayrılır. Hep hazır mı aldınız bunları? Bunlar hep hazır. Ha, bunlar yapan hazır. Biri var. Yani, yapan biri var, oradan siparişini verdik. Sağ olsun arkadaş da bizi kırmadı. Gönderdi, bunlardan biri kaç kişiyi de arkadaşımıza hediye ettik. Maşallah. Bir ara verelim. Evet. Öyle devam edelim. Videoları böyle çok uzun tutmuyorum. Bölüm bölüm yapıyorum. Teşekkür ediyorum. Devam edecek.